Evet, merhabalar. Melisa'yı bekliyorum her zaman olduğu gibi. Merhaba. Selam. Heh, şöyle yapayım. Nasılsın? Oldum. İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Her şey Oldu mantıklı. Her şey tamam. Evet, oldu galiba. mu? Tamam, o zaman baştan alıyorum. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, seni sormalı. İyiyim, gayet iyiyim. Seni bir kere de buradan tebrik edelim. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ ol. Böyle şey bir hafta oldu. Sürprizli, coşkulu, keyifli bir hafta oldu. Teşekkürler. Harika, harika. Sadece bu hafta değil, geri kalan hayatımız böyle geçsin diliyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Evet. Peki, Sen nasılsın? Nasıl toplanmaya geçti başladım. haftan? Ben de sürprizsiz bol bol çalışarak geçti açıkçası her zamanki gibi. Evet. Evet, ben bu hafta biraz kendime evlilik izni verdim. Çok yoğun çalışmadım bir iki gün. Artık o kadar Evet. olsun. Bu korona koşullarında en azından onu yapın kendiniz için. Evet. Yavaş Peki, yavaş evet. toplanıyoruz galiba. O bayağı biriktik gibi gözüküyor. Evet. Bu yeni bir dönem. Canlı yayınlarda yeni bir şey yapıyoruz. Bu ilki olacak. Bakalım nasıl olacak. Ben de böyle heyecanlıyım birazcık. İlk kez bunu yapacağız çünkü. Biraz da ilk kitap olarak da baltı yani zor bir yere girmeye kalkmışız. Bakalım inşallah altından kalkarız. Evet, şimdi yavaş yavaş giriş yapalım mı? Yapalım bence. Tamam. Önce şeyi konuşalım istersen söyleyelim. Bunu tek oturum yaparız diye konuşmuştuk. Hani soru cevap oturumunu yapmayacağız. Sadece kendi okuduğumuz üzerinden bir sohbet yürüteceğiz diye konuşmuştuk. Evet. Yani şundan dolayı onu da hani açıklayalım. Soru cevap gibi olduğu zaman çünkü bir metin üzerinden konuşuyoruz ve soru cevap şekli olunca böyle derse dönüşmesin. Çünkü biz burada bu metinle ilgili böyle bir akademik bir metin çözümleme yapma çabasına girmeyeceğiz. Okur olarak, bir metni okur olarak tabii ki bilgi ve birikimimizi kullanarak bir değerlendirme yapacağız, anlamaya çalışacağız. Özellikle bizim geçmiş canlı yayınlarda sık sık üzerine durduğumuz anlatıcı meselesi, bir metinde yapı meselesi, bunları konuşmak için Kaynu'nun bir kış gecesi eğer bir yolcusunu vesile etmiş olacağız. Onun üzerinden konuşacağız. Tabii ki Kalbino'yu da konuşacağız. Bu metnin neleri temsil ettiğini de konuşacağız. Ama soru cevap kısmına girersek iş biraz karışabilir diye düşündük. Böyle bir tepeden inme karar verdik. Ama halk ayaklanması olursa belki bilmiyorum ne yaparız. Ama herhalde ayaklanma da olmaz. Evet, şimdilik öyle bir şey gözükmüyor. Evet. Peki şimdi genel bir giriş yapalım önce. Hani okumamış olabilecekler için de. Bir kış gecesi eğer bir yolcu, Calvino'nun ilk kez 79'da yayınladığı bir roman. Toplamda 22 bölümden oluşuyor. Bunun 12 tanesi numaralandırılmış bölümler, çerçeve metin diyeceğimiz bölümler. 10 tanesi de metnin içindeki roman başlangıçları. Biz Calvino'nun bu metnini değerlendirirken, yani konuşurken, sohbet ederken postmodern bir roman olarak ele alacağız. Postmodernizm tanımı da Avrupa'da ilk defa 1960'larda kullanılmaya başlıyor. 1970'lerin sonunda ise artık bayağı bir tartışılmaya açılmış oluyor. Tam o döneme denk geliyor bu kitabın çıkışı da. Yine Calvino'nun bir kış gecesi eğer bir yolcusunu bir üst kurmaca olarak ele alacağız mecburen. Önce istersen bu iki kavramı konuşalım. Üst kurmaca, postmodernizm ve bunların ilişkisini, en azından bu kitap özelinde ilişkisini ki biz de minimiz oluşmuş olsun. Tamam.
Şimdi oraya girmeden önce şeyi söyleyeceğim. Küçük bir uyarı. Galiba senin mikrofonun bir şeye değiyor ve hışırtı yapıyor. Olabilir mi? Olabilir, yakama değiyor olabilir. Heh. Ben şöyle tutarım onu. Şimdi nasıl? Şimdi iyi. Ama öyle uzun Tamam. yayın boyunca öyle mi tutacaksın? Konuşurken tutarım canım, sorun Tamam. değil. Peki. Şimdi evet, belki öncelikle postmodern romanın özelliklerinden bahsetmek lazım. Ve özellikle tabii pek çok özelliği var ama ben burada özellikle bu roman üzerinden, yani Calvino'nun romanı üzerinden Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'da bunun örneklerini gördüğümüz, bu yansımasını gördüğümüz için neden bu romana postmodern roman diyoruz'un temellendirmek açısından bazı başlıklar halinde çıkarttığım şeyler. Birincisi bu şeyde, postmodern romanda gerçekçilik unsurundan çok kurmaca ön planda. Bu aslında çok ilginç bir nokta. Tam da metnin içinde sayfa 189'da bir yazarın günlüğünü okuyoruz biz. Kurmaca bir yazarın tabii ki. Gerçeklikteki Calvino'yla alakası olmayan metnin içindeki yazarın günlüğünü okuyoruz. Orada yazar şöyle bir cümle kuruyor. Düzmece dışında gerçeklik yoktur. Yani kurmaca, düzmece, her ne diyecekseniz ona. Bunun dışında gerçeklik yoktur. Bu tam da aslında postmodern romanın çok önemli bir özelliği. Bununla ilgili hani açı açı mı gidelim, gerek var mı, yoksa bir şöyle bir geçelim mi üstünden Bence madde? önce bir toparlayalım. Tamam. Hangi zemini basacağımız açığa Hı çıkmış hı. olsun. Postmodern romanda anlatıcı tek ve kesin bir son bildirmekten kaçınır. Genellikle açık uçlu dediğimiz romanlardır postmodern roman. Burada da yarım kalan bir sürü roman görüyoruz, yani metnin içinde. Yani bu bizim okuduğumuz roman aslında baş kahramanı erkek okur diyebileceğimiz bir roman. Erkek okurun karşısına çıkan pek çok başka kitap var. Kitapçıya gidiyor, bir roman alıyor. O romanı okurken birdenbire roman yarıda kesiliyor. Hatta önce bunun bir üst kurmaca oyunu, yazarın bir oyunu olduğu fikrine kapılıyor okur. Ama öyle değil, matbaa hatası olduğu çıkıyor ortaya ve bu kitabın peşine düşmek için kitapçıya gidiyor. Ya diyor, ben diyor bu kitabı aldım ama bu o çıkmadı. Yani devamı yok. Başka kitaba geçti. Ah diyorlar, aslında sizin o okuduğunuz zaten Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu kitabının ilk bölümü değil. Buraya da geleceğiz, oradaki Bir Kış Gecesi. Yani bizim okuduğumuz Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu kitabı var. Bir de ilk bölümde erkek okur diye adlandırılan okur kahramanın, yani roman kahramanı olan erkek okurun okuduğu Bir Kış Gecesi Eğer Yolcu var. Ama onunla bu aynı şey değil. Onu konuşacağız. Fakat okuduğu metninde o peşin başta almaya niyetlendiği kitabın ilk bölümü olmadığını söylüyor kitapçı ve bir başka, aslında bu şu başka bir kitaptır diyor. Onun adı da Malbork Kasabası'nın Dışında. Erkek okur da diyor ki, aa ben ama onu çok merak ediyorum. Bu nasıl böyle başladı, devamını çok merak ediyorum deyip onu alıyor. Ve böyle zincirleme her bölümde aldığı kitabın bir şekilde ya yarım kalıyor, yani yarım kalıyor her seferinde ve yarım kalma nedenleri farklı. Ya matbaa hatası, baskı hatası, ya başka bir şey. Ve bütün şey boyunca, roman boyunca biz yarım kalmış romanlarla karşılaşıyoruz. En Yani son demin tutuklanıyor okurken zaten. evet. Oraya kadar varıyor ya, Evet. bitememe. Ve dolayısıyla yani anlatıcının tek ve kesin bir son bildirmekten kaçınması özelliği postmodern roman. Burada artık iyice altı çizilen bir şey olmuş oluyor. Yarım kalan romanlar, dolayısıyla bir sona sahip olmayan romanlarla karşılaşıyoruz. Ve kitabın içinde de tabii ki tek ve kesin son arayan okurlara ilişkin bazı göndermeler de yer alıyor. Tek bir konu, postmodern romanı tek bir konu tek bir bakış açısından verilmez. Bu da önemli bir noktası. Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'da da biz bunu görüyoruz çok net bir şekilde. Tek bir konu yok, tek bir bakış açısı yok. Yani anlatıcının konumu, onları konuşacağız. Romandaki farklı farklı okur tipleri olması ve farklı yazarlar olması bir sürü farklı bakış açısını devreye sokuyor. Ve bu da çok çok sesli bir anlatım ortaya koyuyor.
Bütünlük yerine parçalanmışlık öne çıkar postmodern romanda. Biz de zaten baştan aşağı parçalı bir yapı okuyoruz. Tamamlanamıyor dolayısıyla. Ve yani bir sürü parçalı yarım kalmış roman ve bir bütünlüğe varamıyor bunlar. Çok tabii önemli başka özelliği ciddi duruşa karşı alaycı tutum. Yani asık suratlı ve her şey çok ciddi alan duruşa karşı alaycı bir tutum var. Zaten bu roman boyunca da bunu görüyoruz. Çok alaycı, çok esprili bir şeyi var, yaklaşımı var. Zaman ve mekan klasik modern romandaki kadar belirgin değil. Burada da biraz hatta neredeyse rüya metni duygusu veriyor insanın. Tuhaf yani. Tuhaflık hissi, biraz tekinsizlik. Nerede geçiyor bu duygusu? Beni mesela yokladı okurken. Bilmiyorum sana da o oldu mu? Çok böyle hani mekanı ve şeyi adlı adınca anmıyor. Zamanı anmıyor zaten. Sonra yine postmodern romanın özelliklerinden biri metin içinde birçok anlatıcı sese imkan verir. Ve anlatı içinde anlatıların iç içe geçtiğini görürüz. Zaten bunun en tipik örneklerinden biri elimizdeki. Ya da anlatı içinde başka anlatıların izinin sürüldüğünü görürüz. Birebir bunu yapıyor zaten. Bunlar gerçekten var olan romanlar olmasa da bu böyle. Yani burada andığı yazarların gerçeklikte bir karşılığı olmasa da böyle. Ve postmodern romanın en önemli başka özelliği yazar geleneksel statüsünü kaybediyor. Ya da yazarın statüsünü sorunsallaştırıyor. Anlamı üreten okurdur postmodern romanda. Bunun çok tipik bir örneği sayfa 48'de. Hemen yeri gelmişken onu söyleyeyim. Şöyle bir cümle var. Sen sevgili okur, romanın ilerleyişinde bu kahraman karşına çıktığı zaman "Ah şu tereyağını, lüle yapma bıçağını kullanan kişi" diye haykırmaya hazır ol. Böylece yazarın başlangıçta tereyağını lüle yapma bıçağı ile özdeşleşen kişiye ilişkin olaylar ve eylemler yaratmasını sağlarsın. Yani anlamı üretenin okur olduğuna doğrudan bir göndermede bulunuyor. Ve tabii romanlar yani postmodern romanda kendilerinin önceki anasıların seslerini yankılıyorlar. Tüm edebiyat geleneğinin parodisini olarak da görülüyor bu. Aslında biz de bu romanda yarım kalan kurmaca metinleri okurken biraz bu hissi de alıyoruz. Yani farklı dillerde artık kaybolmaya yüz tutmuş dillerde metinlere gönderiyor bizi. Yani pek çok zamana ait metinle karşılaşıyoruz. Kurmaca metinle karşılaşıyoruz. Bu da aslında postmodern romanın bu anlamdaki yaklaşımını gösteriyor. Ben bunları çıkarttım. Sen neler söylersin? Top sende. Burada bunun bir biçimdeki yansıması olarak üst kurmacaya geçelim bence. Çünkü sen gayet güzel toparladın. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Buradan artık üst kurmacaya geçelim. Burada bir çerçeve metinden söz ettik. Bölümlerin numaralandırıldığı, bunun içine de yerleştirilmiş metin parçalarından, yani roman girişlerinden söz ettik. O zaman burada şeyi de bir toparlayalım. Üst kurmaca nedir? Ne değildir? Yani üst kurmaca aslında kurmaca üzerine düşünen metinler dersek yanlış olmaz galiba. Kurmaca aracılığıyla yazma eylemi üzerine düşünen, kurmaca yoluyla kurmacanın özellikleri üzerine düşünen metinler diyebiliriz. Bir yanıyla budur. Yani şöyle bir şey, yani roman içinde roman. Yani mesela Biraz okuduğumuz, matkuşka gibi. evet biraz matruşka gibi okuduğumuz metin aslında işte falancanın yazdığı bir başka romanın içinden alınmış bir şeymiş gibi. Yani bunlar aslında üst kurmaca özelliklerini gösteriyor. Yani aslında bir bakıma hani şeyi konuştuk ya postmodernliğin gerçeklik unsurundan çok kurmaca ön plandadır dedik ya aslında ya da şeyin kitabın içinde geçen düzmece dışında gerçeklik yoktur. Aslında üst kurmaca şunu yapıyor. Bize okuduğumuz şeyin ya hiçbir zaman gerçek mi? Bu bize anlatılanlar kim anlatıyor? Bu yazar kim? Okur kim? İşte anlatıcı kim? Bu konuda çok net, belirgin ve kendinden emin cevaplar
veremeyeceğimiz, asla gerçekliği bütünüyle ele geçiremeyeceğimizi ima edercesine tam biz bir işte atıyorum Calvino'nun yazdığı bir kış gecesi eğer bir yolcu kitabını okuduğumuzdan emin bir şekilde ilerlerken birdenbire okuduğumuz şeyin aslında romanın içindeki, burada öyle bir durum yok da, romanın içindeki falancanın yazdığı bir metin olduğunu bize gösterdiği anda bütün inancımız, bütün o kendine güvenle okuduğumuzdan kendine emin halimiz sarsılıyor. Ha bir dakika diyoruz, bu o değilmiş. Yani bu dolayısıyla okurun aslında kendini rahat bir şekilde koltuğa bırakıp bir hikayenin, bir olayın peşinden, bir hayal alemine kapılıp gitmesine izin vermiyor. Çünkü istiyor ki bunun bir roman olduğunu ve bu romanın kim tarafından yazıldığını sürekli yeniden ve yeniden tartışsın okur kendisi içinde. Bu da aslında kurmacayı tartışmak istemesinden, kurmaca ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi ya da ilişkisizliği tartıştırmak istemesinden kaynaklanıyor üst kurmacanın. Sen neler Yazarı söylersin? da yerinden ettiği gibi az önce postmodernizm için konuşurken yazarı yerinden eder demiştin. Aynı zamanda okuru da yerinden ediyor. Onu da yerinde bir rahatsız olmaya zorluyor. Daha aktif olmaya ve hatta metnin üretimine katılmaya zorluyor. Ve tabii aslında demin yazarın statüsünü bozması buradan da kaynaklanıyor. Yani biz çok emin bir şekilde Calvino'nun bir romanı okuduğumuzu düşünürken birdenbire bunu sarsan bir şey yaratarak aslında Calvino'nun konumunu da bize tartıştırmış oluyor. Yani yazarın statüsünü de tartıştırmış oluyor. Eğer Calvino bir başkasının yazdığı bir şeyi roman olarak sunduysa ya da "Aa, bunu bana bilmem kim anlatmıştı" diyerek mesela gerçeklikte sanki ona bunu birisi anlatmış da yazmış gibi yaparak gerçekliği de kurmacanın yani oyun alanının içine katıyor ve gerçekliği gerçeklik olarak bırakmıyor. Gerçeklikte biz böyle bir olay yok aslında. Kimse kimseye bir şey anlatmadı. Kimse Calvino'ya gidip ya da örnek olarak işte Masumiyet Müzesi örneğini düşünelim. En sonunda işte Kemal karakterinin Orhan Pamuk'a bunları anlattı. Orhan Pamuk diye bir yazara hikayesini anlattı ve sanki Orhan Pamuk ondan duymuş da bunları anlatıyormuş gibi bir final var ya. Şimdi orada gerçekten böyle birisi yok. Gerçekten kimse Orhan Pamuk'a bunu anlatmadı. Ya da bizi bu ilgilendirmiyor daha doğrusu. Bununla ilgilenmiyoruz. Bu aslında bir oyun yaratıyor yazar orada. Ve bu oyunu yaratarak bütün güvenlik, yani güvenli zemini kaydırıyor altımızdaki. Kim kimdir? Buradaki Orhan Pamuk kimdir? Burada anlatılan hikaye nedir? Gerçeklik nedir? Kurmaca nedir? Gerçeklik ve kurmaca arasındaki sınır nerede başlar, nerede biter? Böyle bir sınır var mıdır gibi soruları tartışmaya itiyor. Bu da tabii aslında postmodernizmin felsefi ve politik yaklaşımıyla çok ilişkili. Yani postmodern anlatının aslında işte bu aydınlanmacılığa karşı eleştirel bakışı, bütün işte her rasyoneliteye karşı eleştirel bakışı, her şeyin böyle çok pozitivist bir şekilde yorumlanmasına eleştirel bakışı, gerçeklik ele geçirilebilir. Her şey görünen her şeye biz o gördüğümüz şeye hemen inanabiliriz gibi bir yaklaşımı alaşağı edişi. Bunlarla ilgili bir şey. Yani felsefi bir arka planı var aslında. Aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sonrası diğer sanat akımlarında da görünen otoriteyi sorgulama, otoriteyi yerinden etme ve iktidarla hesaplaşmanın da bir yansıması. Yani oradaki yazarın da otoritesinin sorgulanması, okurun da tabiyetine sorgulanmasıyla savaş sonrası atmosferinde çok ilgisi var tabii. Peki biz burada nasıl bir üst kurmacayla karşı karşıyayız? Biraz artık kendi metnimize doğru gelelim. Burada bir çerçeve metin var. Çerçeve metnin karakterleri var. Burada özellikle iki karakter karşımıza çıkıyor. Karakterleri ayrıca değineceğiz ama erkek okul ve kadın okul. Çünkü ben ismini hatırlayamıyorum kadın okulun. O yüzden ben ona kısaca kadın Ludmilla. okul diyeceğim. Evet, ben Ludmilla'ydı onu yine galiba. unutacağım için Tamam. kadın Ben de okul zaten bunu kod öğrenmeye adıyla çalışıyorum. anacağım. Ama zaten Ludmilla isminin hiçbir olması önemi yok. lazım. Evet, iki tane okurla karşı karşıya kalıyoruz ve bu iki okur bizim ana yani çerçeve hikayemiz boyunca takip ettiğimiz karakterler. Çerçeve metnin içinde de 10 tane işte o yarım roman parçalı ya da roman girişleri ile karşılaşıyoruz. Buradan yavaş yavaş yapıya geçelim mi? Olur olur geçelim.
Peki sen nasıl bir yapı gördün? Nasıl bir yapının izini sürdün bu romanda? Sürekli şunu yaratıyor Calvino, elimizden sabun gibi kayıyor sürekli anlatı. Yani tam anlatıcı kısmına girmeden konuşmaya çalışacağım. Tabii. Bir erkek okur yaratıyor öncelikle ve anlatıcımız ona seslenerek hikayeyi ilerletiyor. Ve biz sürekli şunu görüyoruz. Bir bölüm, senin çerçeve metin dediğin ana aks gibi böyle. O okurun hikayesi, yani o okurun okuma eylemi içerisindeki ya da kitapların peşine düşmesi halindeki serüveni diyelim buna tırnak içinde. Bir serüven yaşıyor bu erkek okur ve her okuduğu, her ucundan tuttuğu metin yarım kalmasıyla ya da kaybolmasıyla ya da başka bir şey olmasıyla hep elinden kayıyor. Ve dolayısıyla hiçbir zaman tamamlanamayan bir yapı, parçalı bir yapı kuruyor. Ve bir o, bir o, bir o, bir o. Yani çerçeve metin. Sonra biz kurmacanın yani kurmacanın içindeki kurmaca, öteki kurmaca metnin içine giriyoruz. Onu okuyoruz. Yani onu okurken sonra o yarıda kesiyor. Biz sürekli bir tamamlanamama hissiyle devam ediyoruz. Tıpkı o erkek okur gibi. Bu parçalı bir şekilde birbirine bir şekilde bağlanan ama bütünlük oluşturamayan romanların yarattığı hissi de bence Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'da da Calvino bize yaşatıyor. Kendisi de çünkü bu metnin bütününe baktığımızda da bir iki yerde şey okudum ben. Yani bu romanlar arasında bir bütünlük oluşuyor gibi bir şey okudum. Ben bir bütünlük oluştuğunu düşünmüyorum. Aksine bu bütünü reddeden bir yaklaşım var bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çünkü Calvino tam aksine, yani zaten üst kurmaca ya da postmodern anlatı bu bütünlüğe itiraz eden bir yaklaşım var. Buna bir alıntı yapacağım, sonra sana bırakacağım. Sayfa 178'de yine mesela ben bütünlüğün dile sığabileceğine inanmıyorum diyor o şey günlüğünü okuduğumuz yazar. Ya yani bu da bence aslında ya yani Calvino bence bütün metin boyunca şeyi aralara kendi poetikasının ipuçlarını serpiştirmiş gibi geldi bana. Zaten çok özür dilerim, sözünü Yo, kestim bitmişti. galiba. Tamam, bitmişti. Şeyde de söylüyor ne yaptığını, ne yapmak istediğini, sayfa 192 galiba, tam emin değilim, söylüyor. Bunun üzerine romanlarımın yalnız da başlangıçlardan oluşan bir kitap yazmaya karar verdim. Kahramanı sürekli kitabı yarıda kalan bir erkek okur olacaktı. Erkek okulu Z yazarın A romanını satın alacaktı ama bu kusuru bir kopya çektiği için okumayı sürdüremeyecekti. İşin içine bir kadın okur, düzenbaz bir çevirmen, bugünce misali tutan yaşlı bir yazar da katabilirdim. Bu Frane'nin günlüklerinde söylüyor. Ayrıca başka, yani zaten burada 10 tane şey var. Roman başlangıcı var. Tamamıyla başlangıçları birbirine örerek bir roman oluşturabilme ihtimalimiz çok da güçlü değil. Ama başka bir yerde Amerika ders nerede neydi orası? Amerika derslerinde bunun üzerine şunu söylüyor. Amacının, romanın özünün ne olduğunu yoğunlaştırılmış bir biçimde 10 tane başlangıçta vermek olduğunu söylüyor. Bunu burada başlangıcın altını çizmek istiyorum. Ama bunların belki bir bütünlük oluşturduğu izlenimi şuradan doğuyor olabilir. Yine bunu Calvino'dan alıntıyla yapacağım. Her başlangıç ortak bir çekirdekten yola çıkarak çok farklı biçimlerde geliştirilir diyor. Yani galiba orada tematik bir ortaklık, benzerlik yakalamak, tanıdık, bunların bir bütüne evrilme eğiliminde olduğunu düşündürüyor olabilir. Şunun gibi aslında hani şey söyledik ya bütün diğer edebiyat havuzundaki bir sürü eserle konuşur her roman, postmodern roman. Bu konuşma da aslında hani şeydi tam olarak aslında söylediğimiz yankılarlar, o sesleri yankılarlar. Seslerin yankılaması demek onun bir tekrarı, bir benzeri illaki onun takipçisi olması demek değil. Çok farklı metinler de olabilirler bunlar ama ister istemez birbiriyle konuşur, birbiriyle diyalog halindedir. Bu anlamda da senin dediğinle örtüşüyor. Evet, bir romanın bütününü oluşturmuyor tabii ki. Ama bir şekilde aralarında bir bağ kuruyor. Evet.
Ama bu romanı ilk okuduğumda eski kopyayı bulunca şöyle bir not almışım 248. O, acaba bunlar bir bütünlük oluşturuyor mu şüphesini o zaman ben de duymuşum. Ve bu aslında bence Calvino'nun bile isteye yarattığı bir şüphe. Çünkü sayfa 248'de şöyle bir bölüm var. Bir kış gecesi eğer bir yolcu Malbork kasabasının dışında sarp yamaçlardan sarkarken rüzgardan ve banş dönmesinden korkmadan gölgenin yoğunlaştığı aşağıya bakarak birbirine bağlanan çizgilerin ağında, birbiriyle kesişen çizgiler ağında, ay ışığıyla aydınlanan yapraklardan halının üstünde, boş bir mezarın çevresinde, oracıkta sonunu bekleyen öykü hangisi diye öyküyü dinleme sabırsızlığı içinde sorarsa. Bu başlıklardan oluşturduğu pasaj bir durup şunu sormaya itiyor insanı. Acaba ben bir şey kaçırdım? Ve bunlar arasında bir bağ var ve ben yeterince dikkatli okumadım, başa mı dönsem? Bu şüpheyi bile isteye senin söylediğin oyunculukla oraya ektiğini düşünüyorum. Zaten cümlenin tamamında sana bakarsak ne diyordu? Cümlesinin sonunu bir daha oku. Okuyayım. Bir dakika. Oracıkta sonunu bekleyen öykü hangisi diye öyküyü dinleme sabırsızlığı içinde sorarsa. Sorarsa, yani aslında bu da bir mesaj içeriyor. Yani acaba hangisiydi diye sorarsanız bir soru talep ediyor okurdan aslında. Evet. Evet, yani o soru talep etmesi dolayısıyla cevap veren bir metin değil bu. Soru talep eden bir metin aslında. Bunun üzerine zaten cevapları ve şeyi önceleyen metinlere de bir eleştiri paragrafı da var. Diyor ki, elinizde sadece bu başlangıç var ve bir devamını bulmaya çalışıyorsunuz değil mi? İşin fenası, bir zamanlar bütün romanlar böyle başlardı. Issız bir sokakta yürüyen bir adam olurdu. Dikkatini çeken bir şey görürdü. O bir gizem ya da uyarı mahiyetinde bir şey olurdu. Bunun üzerine bir açıklama isterdi ve ona uzun bir öykü anlatırdı. Evet, yani yapı ile ilgili bu benim söyleyeceklerim. Senin ekleyeceğin şeyler varsa. Yo yani yapı zaten romanın içinde de geçiyor. Tabii Bin Bir Gece masallarımı çok çağrıştıran bir tarafı var. Metin içinde metin tarafıyla ve o sürekli hikayenin hikayeye geçişti. Bunu zaten kendisi de metnin içinde işaret ediyor. Tabii Bin Bir Gece masallarını çağrıştıran tarafı aslında Calvino'nun o masalsı bu roman için değil de diğerleri için. Masalsı, fantastik, neredeyse bir varmış bir yokmuş diye başlayabilecek anlatma biçimine de çok uygun. O açıdan da bizi hiç şaşırtmıyor. Bence buradan artık anlatıcıyı konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Evet, konuşalım çünkü zaten anlatıcıyı konuştuğumuzda bu üst kurmaca meselesi daha da netleşmiş ve anlaşılır hale Derinleşecek. gelmiş olacak. Şimdi Ya, burada evet. Söylesem. anlatıcıyı konuşurken bizim çok sevdiğimiz sorular var. Hemen hemen her yayında tekrarladığımız. Kimi anlatıyor? Kimi anlatıyor? Nereden anlatıyor? Şimdi bir dakika. Pardon, bir şey dikkatimi dağıttı. Kusura bakmayın. Farkındayım, farkındayım. Önemli değil. Evet, şimdi kime anlatıyor, nereden anlatıyor meselesi. Şimdi ilk başta bu bir ikinci tekil anlatıcı. Çerçeve metnin anlatıcısından bahsediyoruz. İkinci tekil anlatıcının ama farklı bir şey. Yani şimdi bir tür ikinci tekil var ki monolog şeklinde, yani karakterin kendi kendine konuşması şeklinde olan ikinci tekil. Yani Gözlerini kaçırmadaki gibi. gözlerini kaçırmadaki gibi, evet. Burada ise öyle değil. Burada doğrudan okura seslenen bir anlatıcı var. Ama hangi okur? Bu çok önemli. Şimdi ilk cümleye bakalım hemen. Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı yeni romanını okumaya başlamak üzeresin. Rahatla, toparlan. Hoppala diyoruz, değil mi? Yani saf okur olarak Gayet rahatsız edici bir cümle halbuki. evet, saf okur olarak okursak burada birden sanki anlatıcı, yazar neyse bize sesleniyor ve yakalanmış gibi oluyoruz. Oysa ki burada
bahsettiği kişi biz değiliz. Biz romanın dışındayız. Bu çok önemli bir nokta. Bir metni okurken tıpkı buradaki Italo Calvino'nun da gerçek yazar olmaması gibi, yani demin bahsettiğimiz Masumiyet Müzesi örneğinde olduğu gibi, romanın içinde yazarın adı geçse dahi o kişi aslında bir kurmaca. Yani buna Winewood şey diyor, muhayyel yazar diyor. Yani gerçeklikteki yazar değil. Calvino kendisi bir insan olarak işte bir hayat sürüyor. O bizim bir insan olarak yaşıyor. Gerçeklikte bizimle aynı düzlemde yaşıyor. Ama bu romandaki bahsedilen Italo Calvino yaratılmış bir karakter. Kurmaca Kurmacanın bir... içindeki kurmaca bir yazar. Evet. Ve buradaki okura seslenişinde de zaten bir süre sonra hemen anlıyoruz ki o okurla ilgili bazı tanımlamalar yapıyor. Bırakalım o okurun alışkanlıklarını, şunu bunu. Onun erkek okuru olduğunu söylüyor. Ben şimdi kadın olarak okuyorum ve demek ki bana seslenmiyor. Çok kolay. İşim benim rahat. Erkek okur düşünsün. Ama buradaki seslendiği okur hiçbir şekilde biz değiliz. Biz hiçbir zaman romanın içinde olamayız. Biz romanı okuyan kişiyiz. Kurmacanın dünyasında biz olamayız, yazar da olamaz. Dolayısıyla anlatıcı bize, yani burada okura seslenirken roman kahramanı yaratıyor, okurdan bir okur karakter yaratıyor ve ona sesleniyor. Dolayısıyla karakterin kendi kendine iç konuşması değil bu. Bunu da, yani mesela şöyle bir şey değil. Okumaya başlamak üzeresin, rahatla, toparlan diye karakter kendi kendine konuşmuyor. Bir monolog yapmıyor. Bunu anlıyoruz kısa zaman içerisinde zaten. Bu ikinci tekil anlatıcı ama yazar da değil. Bu ikinci tekil anlatıcı herhangi bir anlatıcı da değil. Tam burada işte üst kurmaca meselesi devreye giriyor. Bu ikinci tekil anlatıcı, anlıyoruz ki romanın içinde yaratılmış kurmaca olan, yani bizim okuduğumuz Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu değil de, bizim okuduğumuz Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'nun içindeki Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu isimli romanın kahramanı. Yani bizim okuduğumuz romanın içindeki diğer kurmaca romanın kahramanı anlatıcı. İkinci tekil olarak konuşan o ses ona ait. Ve bütün çerçeve metin boyunca biz onun sesinden, erkek okura seslenişinden, erkek okurun eylemlerini, yapıp ettiklerini, düşündüklerini neyse okuyoruz. Aynı zamanda da erkek okurun okuduğu metinlerin içine de onun rehberliğinde giriyoruz. Bu özellikle ilk iki metinde çok belirgin. Sonra silikleşiyor epey bir. Neredeyse yok oluyor. Neredeyse doğrudan birebir o romanları okuyoruz biz. Ama ilk iki metinde sen şimdi burada mesela beni göreceksin diyor. Bu benim diyor. Eğer her şey düzgün gitseydi, her şey normal aksaydı, şöyle şöyle olacaktı. Yazar beni şöyle kurgulamıştı diyerek romanın içindeki kurmaca romanın karakteri olarak konuşuyor ve o romanı da bize onun filtresinden geçirerek aktarıyor. Dolayısıyla burada bize seslenen ikinci tekil anlatıcı romanın içindeki, kurmaca romanın içindeki karakter. Bunu netleştirmek lazım. Ve dolayısıyla burada bir de ana kahraman kim sorusu ortaya çıkıyor. Romanın kahramanı kim? Erkek okur esas olarak. Sonra ortalarda 7. bölümden sonra aslında kadın okur hemen çıkıyor piyasaya. 2. bölümde galiba çıkıveriyor. Ama hiçbir zaman 7. bölüme kadar anlatıcı o kadın okura seslenmiyor. Hep erkek okura sesleniyor. Şimdi 7. bölüm kaçıncı sayfada? 142. Yani o aşağı yukarı ortası romanın. Ortalarında bir yerde kadın okuru da dahil ediyor. Ona da sesleniyor. Böylece aslında iki karakterli, iki ana karakteri olan bir roman okumuş oluyoruz biz. Birisi erkek okur, diğeri kadın okur. Evet, anlatıcı meselesiyle ilgili galiba bunları söyleyecektik. Senin var mı ekleyeceğin bir şey? Şimdi burada Calvino postmodernizm kısmına dönersek aslında bizim modern romandaki bütün o kılavuzlarımızı belirsizleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla mesela biz şunu söylüyoruz ama
kuramsal bir yerden bilgiyle söylediğimiz bir şey bu. Diyoruz ki biz metnin içine giremeyiz. Kurmacanın içinde biz yokuz. Orada başka bir okur. Yine kurmaca bir okur var. Ama yer yer bu metin hakkında okurken karşıma çıkmıştı ve haklı olabileceğini düşündüm. Direkt tiyatrosuna benzer bir yabancılaşmayla, yani kameranın içine bakan ve doğrudan seyirciye konuşan okur, şey, oyuncu gibi anlatıcı da bazen okurda şu yanılsamayı yaratıyor. Bana mı sesleniyor? Ama bu bence bilinçli bir şekilde yaratılmış bir yanılsama. Bölümün sonunda yaptığı, az önce konuştuğumuz acaba bir bütünlük var mı yanılsaması gibi. Yani bütün kuralları uygulamaktansa bu kılavuzları görünmez kılıp bunların üzerine belirsizliğin yanı sıra şüpheler de ekliyor. Acaba bunu yaptı mı? Yaptı mı, yapmadı mı? Yaptıysa nasıl yaptı? Bunu şimdi neden böyle yaptı? Ve okuru sürekli kurmaca üzerine düşünmeye, okuduğu metni karşı uyanık olmaya zorluyor bu şüpheleri Evet, tam da bu. ekleyerek. Bunun dışında sen zaten şeyle ilgili genel olarak söyledin anlatıcı ilgili. Burada anlatıcının seslendiği kişi, yani erkek okur bazen ikinci, üçüncü tekile düşüyor. Neden? Çünkü o zamanlar kadın okula sen diye sesleniyor. Aslında anlatıcıyı da sürekli anlatıcının dili de sürekli sabit değil. Aradaki bölümleri de, yani roman bölümlerinde zaten anlatıcı değişiyor. Mektupların olduğu bölümde birinci tekile dönüşüyor. Kadın okulu erkek okulu bir araya getirdiğinde ikinci çoğul olarak seslenmeye başlıyor. Ama yine de hakim anlatıcı sen diyen, yani ikinci tekil anlatıcı. Ama o bile sabit değil. O bile sürekli metin içinde dolaşan ve değişen bir yapıya sahip. Senin o ilk başta söylediğin anlatıcının ilk baştaki kurmacanın içindeki kurmacadan çıkıp bize hikayeyi anlatması meselesi şeye benziyor. Onu nerede okuduğumu hatırlayamıyorum. Demin de onu bulmaya çalıştım ama bir kitabın başladığını ya da bittiğini düşünürsünüz. Aslında öyle bir şey olmaz gibi bir söz var. Yani bir yerde başlayıp bir yerde bittiğini düşünürsünüz. Bu galiba Calvino'nun yazılarından birinde geçiyordu, alıntı olarak kullanıyordu. Gerçekten de bir yerde bitiyor bu kitap ama nerede başladığı anlatıcının, mesela en baştan çıkmıyor anlatıcı. Bir sonraki kurmacanın içinden çıkıp gelip anlatıp tekrar oraya dönüyor. Yani daha Peki. döngüsel bir yapı, lineer değil de daha döngüsel bir yapıyı tercih ediyor. Bir de tabii burada aslında bunu niye yapıyor? Ya neden bir okur karakter ya da iki okur karakter yaratıyor? Ve bizimle neyi tartışıyor burada sorusunu konuşmak lazım belki. Hatta ama oraya geçmeden önce ikinci tekil anlatıcının romanın içindeki bir kış gecesi eğer bir yolcu kurmaca romanının hatta o da bir roman karakteri adeta olmuş oluyor. Onun içindeki kahramanın sesinden hikayeyi anlatırken şöyle bir şey yapıyor. O bölümde yani birinci bölümün devamında kurmaca metnin içinden konuşurken anlatıcı yazarla ilgili bazı şeyler de bulunuyor. Yazarın tavrı ile ilgili, yazarın bu hikayeyi kurarkenki tutumu ile ilgili bazı Çok özür noktalara dilerim, bir şey temas ediyor. soracağım Irmak. Yorumları kapatabilir misin lütfen? Yani kapatmayı biliyor musun? Ben bilmiyorum çünkü. Ben de bilmiyorum. Birkaç defa öyle bir talep gelmiş de yorumları kapatır mısınız diye. Bakıyorum. Ha, yorum yapmayı kapat. Çok kolaymış. Evet, Çok kolaymış. teknolojik olarak çağ atladık ama şu anda. Ha, yani şunu söyleyecektim. Oradaki yani romanın içinden bize seslenen ikinci tekil okura seslenen ikinci tekil anlatıcı kendi için kahramanı olduğu romanın yazarıyla ilgili bazı doneler veriyor. Onun neyi neden yaptığı ile ilgili, neyi nasıl yaptığı ile ilgili fikirler bir şeylerden bahsediyor ve aslında orada karakterin roman karakterinin yazar üzerindeki yani yazarın daha doğrusu karakter üzerindeki hakimiyetini de sorgulatıyor bize.
Hani şeyi Hı. konuşmuştuk ya, postmodern romanda bu işte yazarın statüsünü sorgulatır, sorunsallaştırır ya da alaşağı eder gibi bir şey konuşmuştuk. Orada gerçekten tam olarak bunu yapmış oluyor. Ve orada çok önemli bir vurgusu var. Birinci tekil ben anlatıcı ile ilgili bir şey söylüyor. Bence burada Calvino ben anlatıcıyla, yani hep karıştırılan bir şeydir ya, ben anlatıcı, yine Sapur Kur'un yaptığı bir şeydir bu. Ben anlatıcıyı hemen yazarla özdeşleştirme eğilimindeyizdir. Onun bir anlatıcı karakteri, roman karakteri olduğunu düşünmeyiz de sanki yazarın hikayesiymiş gibi okuruz. Şey de, şimdi oraya bakacağım, bulurum umarım. Dakika. Şöyle bir cümle var. Yazar, yani bu şu anda bu konu anlatıcı, bir kış gecesi eğer bir yolcu romanın içindeki kahraman olarak erkek okura diyor ki, yazar kendinden söz etmeye niyetli olmadığı halde onu gözlerden ırak tutmak için kahramanı ben olarak nitelemeye karar verdiği halde diyor. Yani burada aslında ben anlatıcının yazarla özdeşleştirilmesinin tam aksi olduğunu vurgulamış oluyor. Tam aksine kendinden uzaklaştırmak için kendiyle ilgili bir şeyler anlatacaksa da bu ben anlatıcının arkasına gizlenerek yapabildiğinden bahsediyor. Bu önemli bir nokta sanki. Bir onu söylemek istedim. Bundan sonrasında nasıl ilerleyelim? Sen istersen yönlendir bize. Şimdi içeriye geçmeden önce Calvino'nun seçtiği bu yapı anlatıcı okuru metnin içine çağırması ve okuru da metnin içine dahil etmesi. Yani yazar okur, yazar metin hiyerarşisini kırmasında biraz Calvino'nun tarafından da bakalım neden bunu tercih ettiği konusunda. Zaten kitapların girişinde var, internette de bulursunuz. Calvino'nun hayat hikayesini detaylı olarak okuyabilirsiniz ama Calvino 2. Dünya Savaşı'ndan sonra direnişe katılıyor ve Komünist Parti'ye üye oluyor. Hemen hemen bütün metinlerinde de yazar otoritesiyle o şey ya da bu şekilde uğraşıyor. Hiçbirinde bu kadar belirgin olmasa da. Bunu şuradan buraya geldim. Yazarın hep seninle konuştuğumuz yayınlarda da yazarın yazıyla meselesinin de biçime ve anlatıcıyı belirlemesinin ne kadar etkili olacağı konusu. Yani zaten Calvino'nun klasik bir anlatıcıyı kullanması dünya ile ilişkisine de çok uygun değil. Dünyaya bakış açısına da uygun değil. Dolayısıyla diğer kitaplarında da bu otoriteyle problemi ya da otoriteyle meselesi, problemi diyemeyelim de otoriteyle ilgili tartışması farklı biçimlerde ortaya çıkıyor. Ama bu bence Calvino'nun bütün kitaplarını okumadım, okuduklarım içinde en görünür kılan. Neden en görünür olan? Çünkü bunu tartışmanın da ötesinde bu tartışmayı yapının kendisine dönüştürüyor. Evet, yani kendini de yok ediyor hatta. Kendini de Calvino'yu da, yani kendi adını kullanarak bir yazar yaratarak onunla ilgili ya yani onun da konumunu tartışıyor aslında. Onu da belirsizleştiriyor. Onunla ilgili de bir muamma yaratıyor ve aslında hani sondaki yine günlüğe gideceğim ben. Orada söylediği bir şey var tam bununla ilgili. O şeyin günlüğünü okuduğumuz yazarın şu anda adını hatırlamayacağım. Şöyle diyor. Ben de kendimi silmek, her kitap için farklı bir ben, farklı bir ses, ad bulmak, yeniden doğmak isterdim. Ama amacım kitapta merkezi olmaksızın, beni olmaksızın okunamayan dünyayı yakalamaktır. Yani kendini silmek, yazarın kendini silmesi, belirsizleştirmesi, belki de hatta anonimleştirmesi olarak da düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla da kendi otoritesini de ortadan kaldırması. Evet, bu çok önemli. Yani metin politikasına dair çok önemli bir şey tabii ki. Bu otoriteyi ortadan kaldırması sonucu zaten doğrudan okura seslenen bir metni tercih ediyor. Yani okura hikayesini, okura sözünü, tanrı anlatıcı, gözlemci anlatıcı ya da ben diyen bir anlatıcının dolayımında değil, anlatıcının doğrudan
okurla iletişim halinde olduğu ve metnin de doğrudan okurla etkileşime açık olduğu bir yapı kuruyor böylece. Ama burada şey noktasını bence vurgulamak lazım. Buradaki okur biz değiliz. Tabii ki Yani tabii ki. öyle Yine kurgu sağlıyor okur. muayyel Yine okur, yani kurgu. orada da Evet, muayyel evet, okur evet. yaratıyor. Ya biz değil ki. Onun Metni elinde tutan üzerinden okur değil. onun üzerinden de şunu yapmış oluyor aslında. Bir okur yaratıyor ve bu okuru da aslında tartışmaya açıyor. Yani o okurun alışkanlıklarını, okuma alışkanlıklarını, hatta şöyle bir şey de yapıyor. Yani var olan piyasa ile ilişkilerini, kitapçıdaki raf düzenlemesi üzerinden onun nelere takıldığını, nelere takılmadığını, o anlamda bence yani yayın piyasası, yayın dünyasına dair de küçük küçük dokundurmalarda bulunuyor. Okur alışkanlığı, okur tavrı üzerine de bazı yorumlarda bulunuyor. Ve burada tabii okur tavrı deyince eril ve dişil, yani kadın erkek okur üzerinden aslında bir bütünle varma, yani ikisini birleştirerek bir bütüne varmaya çalışıyor. Ve burada hani şeyden dolayı hani okura sesleniyor, okuru dahil ediyor derken şu yanlış anlaşılmaya eğilimli olduğumuz için senin onu kastetmediğini biliyorum da tekrar altını çizmek istedim. Burada biz okur olarak doğrudan bizimle konuşmuyor ama biz onun tartıştığı muayyel okurla şeyin yani anlatıcının hikayeyi aktarırken o okurla ilgili yaptığı yorumları okurken ister istemez kendi okurluğumuz üzerine de düşünüyoruz. Yani aslında bu metin yazarın alışkanlıklarında, yazarın yazma biçimlerini de tartışırken sadece onu yapmıyor, okurun okuma alışkanlıklarını, okur-yazar ilişkisini de tartışmaya açıyor. Ve biz hani bu okuduğumuz, bir dakika, kimin romanı, biz ne okuyoruz ki şimdi gibi tartışmalarla yapı üzerinden bir şeye dahil olurken aynı zamanda kendi okuma alışkanlıklarımız ve okumaya, okurluğumuza yönelik yani nasıl bir şey inşa ettiğimizi de tartışmış oluyoruz. Mesela işte belirgin bir son istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İşte macera romanına mı meylediyoruz, etmiyor muyuz? Ne arıyoruz? Belirsizliklerden hoşlanıyor muyuz, hoşlanmıyor muyuz? Bunları erkek okur ve kadın okur kendi aralarında tartışırken biz de ister istemez onlarla özdeşleşerek kendi alışkanlıklarımızı tartışıyoruz kendi içimizde. Tabii burada konuştuğumuz yani okur, yazar, işte çevirmen diyeceğiz mesela ya da işte kitap diyeceğiz. Burada tartıştığımız tüm karakterler zaten kurmaca evrenin içinde olmak koşuluyla ele alıyoruz. Ama burada okuru metnin içine alıyor derken yani ya da okuru metin içinde bir okur yaratıyor. Yani bir adım daha geri çekiliyor ve metni bir alımlayıcıyla birlikte kuruyor. Burada da zaten yine hani yine postmodern kısmına dönersek bir sanat yapıtı ancak alımlayıcı tarafından algılandığında sanat yapıtına dönüşüyor. Yani orada anlamlandırdığında bütünlenir Tabii. ve yine bu bakış açısında yapının kendisine dönüştürüyor. Evet. Hatta burada yeri gelmişken şey de söyleyelim. Yani yazar nasıl hani eril, erkek okur, kadın okur yarattığı gibi romanın içinde bir sürü yazar var ama muayyen yazar yaratıyor. Bir de üretken yazar, huzursuz yazar diye iki farklı yazar kurguluyor. Ve bu iki farklı yazarın aralarındaki farklılıkları, tartışmaları, bakış açılarını, üretken yazarın huzursuz yazara yönelik bakışını falan irdelerken de aslında bir eleştiri de getiriyor. Ve özellikle mesela üretken yazarı yüzeysellik eleştirisi getiriyor ona. Huzursuz yazar daha farklı. Ve burada mesela şu çok önemli bir nokta. 171'de, yani benim elimdeki baskıda 171 tabii bu arada. Yapı kredi baskısı mı? Evet. Diyor ki üretken yazar huzursuz yazarın yapıtlarından hiçbir zaman hoşlanmadı. Okurken tam en can alıcı noktayı yakaladığını sanıyor ama sonra bu nokta kayıp gidiveriyor. Tıpkı bu kitaptaki erkek okur ve kadın okurun ellerine aldıkları metnin tam okuyacağız, sonuna kadar okuyacağız ve keyifle okuyacağız derken ona hakim olamayıp o veya bu nedenle ellerinden kayıp gitmesi gibi aslında. Böylece biz bence şunu
şöyle bir okuma yapıyorum ben. Bence Calvin'i huzursuz bir yazar. Ve okurunu da huzursuz etmeyi seviyor. Yani bunu pek, zaten bu aslında postmodern roman yazarlarının ortak da bir özelliği. Yani huzursuz etmeyi böyle kurmaca dünyanın tatlı esintileri içerisinde böyle hani hikaye kaptırıp gidelim kendimizi ve bir macera yaşayalım duygusuna hep bir şekilde çomak sokuyorlar. Ve bu da işte huzursuz etmek için yapılan bir şey ve o huzursuzluğun ardından farkındalık geliyor çünkü. Tıpkı hayatta olduğu gibi çok huzurlu ve çok mutlu insanlar çok farkında olmuyorlar ya hani dünyada ne olup bittiğini. Kurmaca dünyanın içerisinde de çok huzurla bir romanı baştan sona alıp gittiğimizde ve huzuru tamamlayan bir sonla karşılaştığımızda, çünkü eğer belli, net bir son olursa da huzurumuz tamamlanmış oluyor. Huzurumuzu kimse kaçırmamış oluyor. Ama belirsiz, açık uçlu bir sonla karşılaşınca huzurumuz kaçıyor. E ne oldu şimdi diyoruz. Neden, ne oldu yani? Aa, adam kadını öldürdü mü, öldürmedi mi? Aa, bilmem ne oldu mu, olmadı mı? E bu kadın nereye gitti şimdi falan gibi sorularla bıraktığı zaman huzursuz oluyoruz. Çünkü net yanıtlar istiyoruz. Ama bu net yanıtlar olmayınca arkasından gelen şey soru sormak oluyor. Dolayısıyla bence yani romanla ilgili bütün bakış açısına yani bütüne baktığımızda bunu yapmış oluyor Calvino. Huzursuz ediyor bize. Evet, yani en başında söylediğimiz o okuru konforlu ama edilgen olduğu alandan çıkmaya zorluyor. Evet. Tam senin dediğin şeyi bu nedenle de yapmış oluyor aslında. Dedin ya hani okuru katmak, okuru dahil etmek, okuru zorlamak, üretken kılmak, düşünmeye zorlamak, soru sormaya zorlamak tam da bu şekilde yapmış oluyor aslında. Tabii az önce sözünü ettiğimiz hani bir sanat yapısının ancak alımlayıcının anlamlandırmasıyla var olması meselesinde de şu var. O yapıtın yaratıcısını da aynı zamanda otorite tahtından indiren bir şey. Burada da okuru oraya çekmesi, o belirsizliği, o eksik alanları okurun zihnini açması, onu da üretime katması yine bu otorite meselesiyle de ilişkisini işaret ediyor. Bir de burada iki yazar daha söz ettin sen, ama yazar da olmayan, okur da olmayan ya da benim kötü okur dediğim en azından bir karakter daha var, o da çevirmen. Aslında çevirmen için sadece bir Sahtekar yani çevirmen, aslında. sahtekar, evet sahtekar. Ben ona hep o metinleri işte oradan buradan bir araya getirmesinden vesaire ötürü sahtekar yazar diyesim geliyor. Yani sanki onu da bir üçüncü yazar tipi olarak düşünebilirmişiz gibi. Bu benim okumam tabii ki, yani benim bakış açım. Ve bu onun kötü yazarlığıyla, kötü okurluğuyla sahtekar yazarlığının bir araya gelmesi, okurlukla yazarlık arası, okurlukla yani metnin iki cephesi var dersek, yazar ve okur, bu iki cephenin ilişkisi üzerine de çok şey işaret ettiğini düşünüyorum. Aslında boşu boşuna çevirmen deniyor ona. Çünkü aslında okurluk da bir tür çeviri yapmaktır ya. Hani bir metni okuruz ve bir çeviri yaparız. Kendi zihnimizde kavramların bir karşılığı vardır. Hikayeyi kendi deneyimlerimiz ışığında ele alırız falan. Burada da aslında çevirmen sanki o ara alanı yani okurun aynı zamanda hani şey de deriz. Okur aslında bir yazardır. Yani o da yazar okurken. Ya da çevirmen de diyebiliriz. O da sanki çevirmen yapması onu senin dediğin şeyi de tam yerli yerine oturtuyor. Ve yani bütün bu tipler, tip demeyelim pardon, karakterler ya, ama yazar tipleri. Yani farklı farklı yazar tipleri ve farklı farklı okur tipleri görüyoruz. Bütün bunlar sanki aslında bu var olan edebiyat dünyası içerisinde karşımıza çıkabilecek farklı anlayışların temsilcisi de bir yandan. Ve onlarla da biraz ironik bir şekilde, alaycı bir dille de onları eleştiriyor aslında Calvino. Evet. Ve yedi tipte okur yaratıyor. Zaten bunları, yani yedi tipte okur yaratıyor.
Bunları da zaten adlı adınca söylüyor. Birinci okul, ikinci okul, üçüncü okul diye. Bunların da okumalarını aslında kendi küçük küçük cümlelerle tanımlıyor. Ve burada yine bu da bize şunu işaret ediyor. Bir metnin birden fazla şekilde okunabileceğini. Bir okulun okurluğunun biricikliğine. Yani bir metin bir şekilde üretilebilir ama alımlayıcılar tarafından onların bilinçlerinin süzgecinden biricik bir şekilde geçer. Her okuma deneyimi biriciktir aslında. Evet. Ve bu okuma alışkanlıklarıyla metne bakış, yani okurun kendini konumlandırıcı, işte ne bileyim, işte belirsizlikleri isteyip istememek gibi, ya da işte daha kolay okunacak metinleri aramak gibi, zora gelememek gibi, yani okurun sahip olduğu alışkanlıklarla da bu okuma biçimi etkileniyor aslında. Yani aynı metni okuyan farklı farklı okurlar farklı şekilde algılayabilirler demek oluyor bu. Dolayısıyla aslında tek bir tane metinde yok. Tek bir tane roman Evet. yok aslında. Okur sayısı kadar roman var. Evet, sanırım Galiba. buradan galiba bitirdik Yani mi? şey vardı, bir işte içerikle ilgili, Ha, ama onlara da içerik. girdik yani aslında. Yani neler var? İşte bu satır aralarına sık sık bazı göndermeler yapıyor. İşte okur tavrıyla ilgili gönderme yapıyor mesela. İşte deminden beri konuştuğumuz. Yazarın zihnindeki okurla ilgili gönderme yapıyor. Okuma eylemi, alışkanlıkları üzerine yapıyor. Bu, okur profilinin değişmesiyle ilgili. Burada mesela okuma oranı ile yayınlanan kitap sayısı arasındaki çelişkiye dair, mesela onu çok sevdiğim için okuyayım. Bir dakika. 103. sayfada. Ya yani küçük böyle eleştirilerini de aralara çok güzel yerleştiriyor. Ha, şey bu, yayın evine gidiyor ve mesela editör de var tabii. Onu da redaktör, aslında redaktör diye geçiyor. Aslında bir kitaba kitap yapan herkes var bu Herkes metinde. var. Evet. Ve orada şunu söylüyor bu. Çok uzun zamandan, senelerden beri yayın evinde çalışıyorum. Elimden sayısız kitap geçiyor. Ama okuyabildiğimi söyleyebilir miyim? Ben bunu okumak demem. Aslında yeni bir okurluk örneği vermiş de oluyor aynı zamanda. Köyümde az kitap vardı ama okurdum. İşte o zaman gerçekten okurdum. Emekli olduğumda köyüme döneceğimi ve oturup eskisi gibi kitap okuyacağımı hayal ediyorum. Arada sırada bir kenara bir kitap ayırıyorum ve bunu emekliğimde okuyacağım diyorum. Ama sonra artık aynı şey olmayacağını düşünüyorum. Bu bir dakika. Evet, yani burada bir yerde de bu, onu bulamadım. Okuma oranıyla yayınlanan kitap sayısı arasındaki çelişkiden bahsediyordu. Evet, onu bulamadım galiba. Ama hani böyle Kaçık. editör, yani o redaktör üzerinden çok aslında sisteme yönelik, yani yayıncılık sektörüne yönelik de dokundurmalarda bulunmuş oluyor. Evet. Yani aslında sadece Zaten şeyi tartışmıyor bu anlamda. Hani sadece kurmaca dünyanın meselesini, okurluğu, yazarlığı falan tartışmıyor aslında. Bir yazar olarak sektöre dair de bir şeyleri sanki aralara yerleştiriyor. İşte çevirmen, sahtekar çevirmen gibi. Bir şey Ya diyecek. aslında daha geniş perspektiften baktığımızda kitaplar hakkında her şeyi konu ediniyor. Mesela en başa dönersek yine bir kitabın matbaa hatası yüzünden tam olarak okura ulaşamaması pekala da mümkün bir şeydir. Ya da kitap raf sisteminin kategorilendirmesindense okurun zihninde bambaşka bir kategorilendirme olabileceği ve bu kategorilerin de okurdan okura hem içeriğiyle hem başlığıyla değişebileceği ve yine onun okuma eyleminin biricikliğiyle hani o biricikliğinde olduğu gibi o tasnifin de aslında herkesin herkese değişebileceği, o satış kategorilerinin dışında bir bakış açısında mümkün olduğunu söylüyor. Ve buralardan da bakınca yani matbaası, çevirmeni, editörü, redaktörü, okuruyla bir kitabın ilişki kurduğu herkes. Hatta herkesin de ötesinde bir metnin yine postmodern açıdan söylersek metinler arası olarak diğer metinlerle de ilişkisi ve bütünlüğü üstünden.
Kitaplık üzerine bir kitap diyebiliriz o zaman. Evet, kesinlikle diyebiliriz. Bir de tabii kusur meselesi var. Yani onu da söylemek istedim şimdi. Yani hem bir sistem olarak sistemin kusurları hem de edebiyatın kusurlu bir şey olduğu. Yani kusursuz olamayacağı. İşte matbaa hatası olabilir bu. İşte yazarın bir hatası da olabilir. Oradaki işte yayıncının bilmem nesi de olabilir. Hani kusuru çok net bir şekilde benimsiyor, sahipleniyor sanki bu anlamda da. Evet. Bu arada çevirmen çevirmen demişken kitabın çevirmenini de es Evet. geçmeyelim. Can yayınlarından başka bir çevirisi de var ama galiba ikimiz de Eren Yüce Sencen'in Evet. çevirisini okuduk. Yani çok temiz, çok rahat çok temiz, çok rahat okunan yani en azından Türkçe hastası olduğu izlenimini uyandırmadan okunan bir çeviri. Onu da analım yani Anladım, çevirmen evet. çevirmen dedikten sonra o kadar Teşekkür kitabın edelim buradan Türkçe emek verdiği temaslı için. için. Evet, kendisine teşekkür ederim. Evet, şimdi yorumları kapattık biz. Bir sürü şey yazıldı orada tabii ama onları göremiyoruz şu anda. Sadece şu. Ben birkaç tane üst üste yorumları kapatır mısınız notu görünce sana da iletmeye ihtiyacı duydum. Ha, evet, bazı böyle yanlış gereksiz yorumlar var. O nedenle galiba kapat denilmiş. Kayda değer olan var mı? İki kişi var. Yazar anlatıcı ve okuyucu. Yazar anlatıcı ve okuyucu çatışması görünüyor mu metinde diye bir soru var. Ama soruları almayalım dediğimiz için kimseye haksızlık olmasın. Soruyu Evet. ortaya bir soru olarak bırakalım, kaynına yakışır şekilde. Bunu hep birlikte herkes kendi kendine Okuyanlar baksın. düşünsün. Bu arada hani bu kitap bence hikayeyi adından anlatmaya başlayan bir kitap. Ve Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adıyla da kitabın sözünü ettiğimiz bütün özelliklerini taşıyor. Eksik bırakılması, kurmacada hayali kışkırtması, okuma arzusunu kışkırtması, burada anlatılacak bir hikaye, anlatılan bir hikaye olduğunun farkına varılmasıyla romanın da ruhunu çok iyi yansıtan bir isim olduğunu düşünüyorum. Tabii İtalyanca ismi böyle mi bilmiyorum. İtalyancadan da zerre kadar anlamadığım için. Ya Ya öyledir çok güzel herhalde. çevrilmiş bir Bu kadar isim. deforme edemezler sanki. Ya çok güzel çevrilmiş ya Türkçe'ye çok güzel adapte edilmiş. Yani Öyleymiş. o evet öyle Orijinalist görünüyor. demekmiş. Öyle miymiş? Bilgi geldi, evet. O Kaynaklarımı zaman açıklamadım kaynaklarına teşekkür ediyoruz. bazı kaynaklardan gelen bilgiye göre İtalyanca da böyleymiş. Bir de burada şu var. Bir kış gecesi eğer bir yolcu, tam sen de onu söyledin zaten. Yani tamamlanmayan bir cümle. Cümle de yarım kalıyor. Tıpkı okuduğumuz kitaplar, yani metnin içindeki kurmaca metinler gibi cümle de yarım kalıyor. Bir de yani okura sen tamamla diyor. Senin orada söylediğin okuru dahil etmek tarafı eksiltmiş oluyor. Yani yüklemini koysaydı o zaman her şey hazır cevap olarak verilmiş olacaktı. Sen şey yap, tamamla diyor. Bir de eğer burada, yani eğer zarf oluyor değil mi? Eğer dil bilgisi terimleri olan sorunla ilişkin burada deşifre oldu ama neyse, Kaynaklar ne diyor bu konuda? kaynak şu anda uzaklarda. Kaynak birazdan alırım ondan bilgiyi. Eğer burada eğer bağlaşsa da bağlaş diyelim, zarfsa da zarf, her neyse, bir şey vaat ediyor. Yani sanki böyle bir açık kapı bırakıyor. Biraz böyle romantik bir söylem oldu ama bendeki hissi bu. Yani eğer olasılıklar içeren bir kelime. O olasılıkları açık eden, eğer devamı var, bir şeyin sonuçlanacak, öyle olursa şöyle olabilir gibi. Bu anlamda da dediğin çok doğru. İyi ki bunu söyledin. Kitabın ismi de yapısına, içeriğine, her şeyine çok uygun. Yani biz postmodernizmde kurmaca çok önemlidir ve önceliklidir
Yani öncelikli olan odur dedik ya. Hı. Kurmaca burada isimle birlikte başlıyor. Yani isim Hı. niteleyen olmanın ötesinde, bir başlık olmanın ötesinde bu kitap için Hı hikayenin başladığı yer aslında. hı. Hı. Bağlaç, bağlaç. Bağlaç mı? Tamam. Rezalet. Bu rezaletle kapatalım ve kaçalım bence. Hani olmadı kaçarız. Olmadı, kaçırdı. O noktaya geldik mi? Peki şimdi merak edenler olacaktır. Önümüzdeki hangi romanı okuyacağımızla ilgili. Burada bir açıklama yapmış olalım. Biz bu konuda kendi kendimizi zapturaptu altına almaktan hoşlanmadığımız için biraz keyfe keder gidiyor bu seçimler. Valla canımız hangisini isterse olacak galiba. Burada biraz evet kendi otoritemizi de kurmuş oluyoruz bunun için özür dileriz ama bu kadarlık hakkımız olsun artık. Şu anda da duyuramıyoruz o yüzden. Çünkü daha karar veremedik. Yarın öbür gün duyururuz Evet, bu önümüzdeki ayın hafta, kitabını. en geç önümüzdeki hafta diye kendimize hadi bir esneklik de Evet, hadi koyalım bak. Peki. koyalım. Peki. Vallahi Peki, çok çok güzel teşekkür oldu. ederim. Teşekkürler Melisa. Görüşmek Ben de üzere. teşekkür ederim. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Yorumları göremedik bu sefer ama Evet. takip edemedik daha doğrusu. Takip Ben edemedim en edemedik ama azından. haklılarmış uyarılarında. Teşekkür ederiz uyarıları için de. Bundan sonra galiba kapatmamız gerekecek. Tamam, Peki. peki. O Herkese zaman çok herkese iyi sevgiler. akşamlar. İyi akşamlar.